Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. 5. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı Aksaray'da 100 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı. Aksaray'da bu yıl uluslararası olarak 5.'si düzenlenen Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı 4. gününde 100 bine yakın ziyaretçisini ağırladı. Fuarla ilgili bilgiler veren Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, 100 bine yakın ziyaretçinin fuarı gezdiğini belirterek, 5.'sini düzenlediğimiz Uluslararası Tarım Fuarı'nın 4. günündeyiz. Uluslararası olması nedeniyle Aksaray Tarım Fuarı'nın ne kadar geliştiğini, ne kadar büyüdüğünü bu sene daha iyi gördük. Şu ana kadar 100 bine yakın ziyaretçimiz var. Tabii üreticilerimiz ciddi şekilde önem veriyor. Sivil toplum örgütlerimizin standları da var. Gelen ziyaretçilerimizden olumlu tepkiler alıyoruz. Yeni teknolojiyle, yeni teçhizatla çiftçimizi, üreticimizi, esnaflarımızı burada bir araya getirdik. Böylelikle hem firmalar kendi eksikliklerini hem de üreticiler kendi eksikliklerini görsün. Üreticilerimiz daha verimli üretim yapmak, ülke ekonomisine katkıda bulunmak için teknolojiye ayak uyduruyorlar dedi. Başkan Koçak, çiftçiler, üreticiler olarak Zeytindal Harekatı'nda Afrin'de olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında olduklarını söyledi. Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk ise tarım ve hayvancılık sektörü için bu tür fuarların çok önemli olduğunu belirterek bu yıl fuarımızda hem firma hem de ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor. Tabii bu da şehrimize ciddi anlamda katkı sağlıyor. Tarım ve hayvancılığın gelişmesi için fuarlar çok önemli. Bu işi yapmak tarım ve hayvancılık noktasında verimliliğin ve üretimin arttırılması için çok önemli. Çiftçilerimiz şunu iyi bilsinler ki bu fuar sadece çiftçilerimiz için yapılıyor. Çiftçilerimizin modernleşmesi, işletmelerin büyütülmesi, teknolojinin işletmelere kazandırılması için yapılıyor. Alıcı burada, satıcı burada şeklinde konuştu. Çiftçi Ahmet Arıbaşı ise fuar sayesinde yeni teknoloji ürünleri görüyoruz. Bakıyoruz ve alıp kullanıyoruz. Aksaray'daki fuarımız açılmadan önce diğer illere fuarlara gidiyorduk. Şu anda gitme gereği kalmadı. Her şey burada ayağımızın altında dedi. Evet, 5.'sini düzenlediğimiz Uluslararası Aksaray Tarım Fuarı'nın 4. günündeyiz. Tabii uluslararası olması hasebiyle Aksaray Tarım Fuarı'nın ne kadar geliştiğini, ne kadar büyüdüğünü 5. fuarında yani 5. senesinde gördük. Şu anda yaklaşık 100 bine yakın ziyaretçi ziyaret etti. Tabii üreticimiz ciddi şekilde memnun. Sivil toplum örgütlerinin standı da var burada. Yani gelen ziyaretçi, gelen esnaf arkadaşlarımız ciddi şekilde olumlu tepki alıyoruz. Tabii yeni teknolojiyle, yeni makinalarla çiftçimizi, üreticimizi, esnaflarımızı burada bir araya getirdik ki birinci elden görsünler. Hem firmaların eksiklikleri, kendi eksikliğini görsün. Üreticimiz de tarlada kendi eksikliğini görüp yeni teknolojiyle ülkemizin milli ekonomisine daha ciddi katkı sağlayabilmek için teknolojiye ayak uyduruyorlar. Bu da Aksaray için ciddi şekilde katkı sağladı. Bir de Türkiye'miz şu anda ciddi şekilde savaş içerisinde. Tabii bize şey yansıyor ama kahraman ordumuzu, şerefli ordumuzu hiç kimse yıkamaz, yıldıramaz. Biz her zaman çiftçi olarak, üretici olarak, Türkiye olarak ordumuzun yanındayız. Gerekirse yarın elimize silahı alıp Afrin'e gitmeye hazırız diyorum. Hem firma sayısı hem ziyaret sayısı her geçen yıl artıyor. Tabii şehrimize de çok ciddi anlamda katkı sağlıyor. Otellerimiz, lokantalarımız, alışveriş merkezlerimiz ki il dışında gelen binlerce ziyaretçimiz var. Otellerde yer bulmakta bile güçlük çekildi birkaç gün. Tabii tarım ve hayvancılığın gelişmesi için fuarlar çok önemli. Bilimsel metotlarla bu işi yapmak, tarım ve hayvancılık noktasında verimliliğin ve üretimin artırılması için çok önemli. Başta Ziraat Odası Başkanımız Emin Koçak olmak üzere tarım platformu tarafından düzenlenir. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Katılan firmalara da özellikle teşekkür ediyoruz. Ama şunu bütün çiftçilerimiz iyi bilmesi lazım. Bu fuar
sadece çiftçilerimiz için yapılıyor. Çiftçilerimizin modernizasyonlaşması, işletmelerinin büyütülmesi, teknolojinin geldiği son noktanın işletmelerine kazandırılması için yapılıyor. Alıcı burada, satıcı burada, finans kuruluşları burada, herkes burada. O yüzden çok önemli. İşletmelerin büyütülmesi için, tarım ve hayvancılığın modern bir şekilde yapılması için bu işlere devam etmek zorundayız. İnşallah geleneksel hale geldi. Fuarlar sayesinde yeni teknoloji ürünleri görüyoruz. İlgilenip alıp kullanıyoruz. Aksaray'ımızdaki fuar açılmadan önce Mersin'e, Adana'ya, Konya'ya, Kırşehir'e kadar gidiyorduk. Şu an gitme gereği kalmadı. Her şey burada ayağımızda, Aksaray'ımızda fuarımızı görüyoruz. Memnunuk. İyi Parti Aksaray İl Başkanı Özhan Türemiş basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İyi Parti Aksaray İl Başkanı Özhan Türemiş basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Partinizin felsefesinden ve parti logonuzun anlamından bize bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Partimizin logosu güneştir biliyorsunuz. Güneş yeniden doğuşu temsil etmektedir. Biz güneş gibi Türkiye'nin tekrar üzerine doğacağımızı düşünüyoruz. Partimizin felsefesi ise Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener hanımefendinin de söylemiş olduğu gibi biz Türk halkını 80 milyonu bayram sofrasında buluşturacağız ve kucaklaştıracağız. Alevisiyle, Kürdüyle, Lazlıyla, Çerkeziyle. Biliyorsunuz partimiz hem Aksaray'da hem Türkiye genelinde kurulurken her dokudan, her renkten insanların içerisinde olduğu, her siyasi partiye gönül vermiş vatandaşlarımızın içerisinde olduğu bir siyasi parti. Biz vatandaşlarımıza gelirken, İyi Parti yönetimine girerken şunu söyledik. Herkes kendi gömleğiyle gelebilir. Biz hepimiz kendi gömleğimizle geldik İyi Parti'ye ve üzerimize vatanseverlik ceketini giyerek siyasi çalışmalarımıza başladık. Aksaray'da parti teşkilatlanmanız ne aşamada? Evet, biliyorsunuz İyi Parti teşkilatı 25 Ekim'de kurulmuştur. 10 Kasım 2017 tarihinde bu görev tarafıma tevdi edilmiştir. Yaklaşık 3,5-4 ay olmuştur görevime tevdi edileli görev. Ve biz bu aşamada ilçe teşkilatlarımızı oluşturduk, merkez ilçe teşkilatımızı oluşturduk, il teşkilatlarımızı ve yönetim kurullarımızı oluşturduk ve 11 Şubat itibariyle 10 ve 11 Şubat tarihlerinde 10 Şubat'ta 6 ilçemizde kongrelerimizi gerçekleştirdik. 11 Şubat tarihinde de merkez ilçe kongremizi gerçekleştirdik ve ilçe kongrelerimizi bitirdik. Daha sonrasında il yönetimlerimizi oluşturduk, yönetimlerimizi belirledik. Allah nasip ederse de 4 Mart'ta il kongremizi gerçekleştireceğiz. Peki İyi Parti'nin hedefi nedir ve mevcut iktidara bakışı nasıldır? İyi Parti'nin hedefi tek başına iktidar olmaktır. İyi Parti kesinlikle muhalefete veya ana muhalefete talip değildir. Biraz önce de size söylemiş olduğum gibi İyi Parti her dokudan, her renkten bünyesinde insanların olduğu bir partidir. Ve İyi Parti'nin Türkiye için söyleyeceği söylemleri vardır, projeleri vardır. Milli eğitimde, hukukta, adalette, tarımda, hayvancılıkta, ekonomide her şeyle ilgili projesi vardır. Vatandaşlarımız, İyi Parti'ye gönül veren vatandaşlarımız bize güvensinler, inansınlar. Bizim hedefimiz tek başına iktidar olmaktır. Şöyle ki biz mevcut iktidarın yorulduğunu ve şu anda vatandaşa verebilecekleri bir şeyin kalmadığını düşünüyoruz. Yani bakıyorsunuz hukuk ve adalet sistemi çökmüş. Hak haklının değil, hak güçlünün olmuş. Böyle bir memlekette, hukukun olmadığı bir memlekette maalesef çok şey beklemek mümkün değil. Tarım ve hayvancılığa bakıyorsunuz. Türkiye tarım memleketi, hayvancılık memleketi. Tarımda girdiler, almış, başını gitmiş. Şu anda mazot fiyatları çok yüksek, gübre fiyatları çok yüksek, şeker pancarında kota sıkıntısı var. Yani hayvancılığa bakıyorsunuz, Türkiye şu anda Sırbistan'dan, Gürcistan'dan et ithal eder hale gelmiş. Bizim İyi Parti olarak tarım ve hayvancılıkla ilgili çok ciddi projelerimiz olacak. Bunu ilerleyen günlerde bu projelerimizde sizlerle ve kamuoyuyla paylaşacağız. Bakıyorsunuz ekonomide şu anda vatandaş darboğazda. Herkesin kredi borçları var, kredi kartı borçları var. Yani bir memlekette üretime yönelik bir ekonomi yoksa sadece inşaat, bu memlekette inşaatta bu ekonomi yükselmez. Üretimin bir an önce ivedilikle yeni fabrikaların açılması, üretimin yapılması lazım ki ekonomimiz daha da gelişebilsin. Şimdi bakıyorsunuz kar eden firmalara
İlk 10 sıralamada bankalar var, üretici firmalar yok. Demek ki şu anda Türkiye'de bizim çalışan iş adamlarımız bankaya çalışıyor. Kendileri para kazanamıyor. O nedenle ekonomi anlamda da İyi Parti'nin çok ciddi projeleri var. Allah nasip kısmet eder, iktidar olursa İyi Parti ekonomik anlamda da Türkiye'yi refaha çıkaracaktır. Olası bir erken seçim durumunda İyi Parti'nin seçime girebilmesi mümkün müdür? Şimdi partilerin seçime girebilmesi için, yeni kurulan partilerin seçime girebilmesi için 3 şart vardır. Bunlardan birisi der ki 81 ildeki ilden yarısından bir fazla, yani 41 ilde teşkilatlanmaları gerekmektedir der. İyi Parti 10 Aralık tarihinde 59 ilde teşkilatlanmasını tamamlamış ve Yüksek Seçim Kurulu'na vermiştir. İkinci bir madde der ki olağan kongrelerinin yapılması gerekir der. Yine biz 10 Aralık tarihinde olağan kongremizi gerçekleştirdik ve bunu Yüksek Seçim Kurulu'na teşkilatlarını bitirdiğimiz teşkilatları Yüksek Seçim Kurulu'na verdik ve bundan sonraki 6 ay süreçte seçime girebilirler der. Yani İyi Parti 23 Haziran'dan sonra yapılacak her türlü erken seçime girecektir. Zaten şu anda 23 Haziran öncesinde bir erken seçimin olması prosedürsel de yetişmesi mümkün değildir. Velev ki bir erken seçim durumu oldu. İyi Parti'nin tabii ki bununla ilgili de B ve C planları vardır. İyi Parti vatandaşlarımız rahat olsun, kesinlikle seçimlere girecektir ve birinci parti olarak bu seçimlerden çıkacaktır. Son olarak İyi Parti Aksaray İl Kongresi ne zaman yapılacak? İyi Parti İl Kongremiz Allah nasip kısmet ederse yarın yani 4 Mart tarihinde pazar günü Endüstri Meslek Lisesi konferans salonunda saat 10'da İl Kongremiz yapılacaktır. Ben sizlerin aracılığıyla bütün Aksaray halkımızı yarın yapılacak olan İl Kongremize davet ediyorum. Bu yapılacak olan kongremizin Aksaray'ımıza, memleketimize ve milletimize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Sizlere de bize bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle ilgili konuştu. Bor Şeker Fabrikası'na talibiz dedi. Evet değerli basın, kıymetli arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bugün Aksaray'da 5. Tarım ve Hayvancılık Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'ndayız. Bu yıl bu fuarı yapıyoruz. Fakat şu an itibariyle son günlerde şeker pancarlarının özelleştirilmesi gündemi var bildiğiniz gibi. Şeker pancarlarının özelleştirildikten sonra 5 yıl sonra alan firmaların ne yapacağı belli değil. Yani bu ne demek? 5 yıl sonra bu tarım ve hayvancılık fuarlarına belki de gerek kalmayacak. Yani buradaki potansiyelin birçoğu tarım ve hayvancılığa pancara dayalı. Şehrimizde 1 milyon 100 bin ton şeker pancarı üretilmekte. Türkiye'nin şeker ihtiyacının %10'unu karşılamaktayız. Fakat şehrimiz pancar yetiştiricilik bölgesidir. Ama yapılan bu politikada, yani şeker fabrikasının özelleştirilmesi de sonucunda pancar üretiminin bitmesi sadece şeker fabrikasının bitmesi değil, aynı zamanda şehrimizin, bölgemizin önemli potansiyeli olan hayvancılık potansiyeli. Aksaray olarak 236 bin büyükbaş hayvan, şu an itibariyle küçükbaş hayvan varlığımız 610 bin civarında küçükbaş hayvan varlığı ile önemli bir hayvancılık popülasyonuna sahibiz. Bu hayvanların sürdürülebilirliği, beslenmesi için kolaylığını sağlayabilmek için aynı zamanda şeker fabrikalarının atıklarından, pancar posasından ve diğer yem ham maddesi olarak üretilen ürünlerden, melastan tutun da her atığı hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Yani ne çıkıyor ortaya? Şeker fabrikalarının özelleştirildikten sonra hayvancılığın da beslenmesinin çok güç olacağı ortaya çıkmaktadır. Bunu ben sayın yetkililerime duyuruyorum. Ayrıca biz Aksaray Ticaret Borsası olarak, Aksaray Tarım Platformu olarak biz Bor Şeker Fabrikası'na talibiz. Buradaki üreticilerimiz, çok değerli yatırımcılarımızla birlikte şeker fabrikasına, gücümüz Bor Şeker Fabrikası'na, büyük buradaki iş adamlarımızın da desteğini alarak biz Aksaraylı olarak Bor Şeker Fabrikası'na talip olduğumuzu tüm Aksaray'a ve ülkemize duyuruyorum. Ben şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı olduğumu Aksaray'daki tarım platformunda arkadaşlarım, değerli Ziraat Odası Başkanım, değerli Koyun Yetiştiriciler Birliği Başkanım Mahmut Aktürk olmak üzere Damızlık Birliği ve Tarım Platformu tüm üyeler adına buradan sesleniyorum. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin gündeminin tekrar gözden geçirilmesini, eğer özelleşecekse biz sivil toplum örgütlerine devredilmesini
arz ediyorum. Selamlar, saygılarımı sunuyorum. Aksaray Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Doğan mikrofonumuza konuştu. Aksaray Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Doğan mikrofonumuza konuştu. Aksaray Berberler Kuaför Güzellik Uzmanları Odası Başkanı Mehmet Doğan. Odamızdaki düzenleme şu oldu. Şimdi Aksaray Berberler Kuaförler Odası olan ünvanımızı Aksaray Berberler Kuaförler Güzellik Salonu İşletme Odası olarak değiştik. Bakanlığımızdan ön izin alarak Ticaret ve Gümrük Bakanlığımız çoğunluğunu topladığımız için seçimlerde bu bizim teşebbüsümüz kabul etti. Artık ünvan değişikliği yaparak da Aksaray Berberler Kuaförler Güzellik Salonu İşletmesi olarak da olduk. Yani amacımız bizim şuydu. Güzellik salonları bu sektörün içinde olduğu için cilt bakımıdır, bakımlardır, genellikle güzellik salonları. Artık bundan sonra biraz daha kuaförler ve berberler çok değişti. Çünkü her iş yerlerinde buhardır, maskedir. Bunlar daha yoğun olmaya başladı. Çünkü kişisel bakımlara daha önem vereceklerini düşünüyoruz burada. Hani bizden en çok dikkat edeceği arkadaşlarımız ve müşterilerimizin kişisel bakımlarda gittikleri salonların hijyenik olup olmadığına, genellikle biz hep şunu diyoruz, tek kullanım havluya geçme dönemi diyoruz. Yani bir kullandığın havlu ikinci bir kişiye kullanmadan atmanı tercih ediyoruz. Çünkü kişisel bakımlıklar daha önemli. İşte kullandığınız şampuana kadar, kreme kadar çok önemlidir. Bunlara biraz daha dikkat etmiyoruz. Çünkü bunlar ciltle temas ettiği için, herhangi bir sıkıntı olmaması için mutlaka markalı ürünleri, kaliteli ürünleri, TSE belgeli veya Sağlık Bakanlığı'nın onaylamış olan ürünleri kullanmasını özellikle tercih ediyorum. Tabii burada müşterilerin de kuaförü sorgulaması, berberi sorgulaması gerekir. Yani kullandığın ürün hakkında ne biliyorsun? Nedir bu ürün? Eğer bunlarla ilgili ikili temaslara girerlerse hedefleri noktasında hem müşteri açısından hem kuaför açısından daha güzel olacak. Çünkü kişisel kullandığı ne marka malzemesi kullandığını bilmesi gerekir. Çünkü karşılığında bir bedel para ödüyorsun. Aldığın parayı da mutlaka ki iyi yerlerde kullanmanı gerektiği düşüncesiyle mutlaka bu konulara dikkat etmeleri gerekiyor. Tabii şimdi sezonumuz açıldı artık biraz daha kuaförler olsun, berberler olsun saç kesim de fantazi değişimlere gidiyor. Yani kafa modeline göre bir saçım kesimi uygulaması gerekiyor. Veya da yaz itibariyle saçlarda genellikle erkeklerde kısa modellerin daha ravaşlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü natural dediğimiz tıraş şekilleri daha fazla oynuyoruz. Mesela bu yoğun günlerde ince sakal veya da top sakal yan taraflarını sıfırlayıp ön tarafa uzattığımız bir modeller var. Çünkü bu da nedir? Yeni gençlere daha hijyenik bir şey veriyor, güzellik veriyor, katkı veriyor. Bu da sanatkar olan berber arkadaşlarımızın emeğidir. Çünkü onlar kendilerine bir nezle daha olsun, müşterilerin üzerinde müşterilerine daha iyi göstermek ve de tıraş ettikleri salonları daha güzel hale getirmek için değişik stil ve modellerle çalışma yapıyorlar. Zaten Nisan ayının 29'unda da yine sihirlerle buluşma noktasında İlimiz Aksaray'da bir erkek berber arkadaşımız ilimizi temsil edecek. Bu da bizim için Aksaray için çok büyük bir gelişme olacak. Çünkü oradaki katılan 81 ilimiz var. Aşağı yukarı 100 küsur üzerinde bir katılım olacak. İnşallah ilimiz Aksaray'da berberlikte güzel bir noktada Ankara'da temsil edeceğimizi düşünüyoruz. Şimdiden zaten katılımcı arkadaşımıza başarılar diyoruz. İnşallah bir arada sizlerle beraber katılacak arkadaşımın bir röportajını yaparız. Onların görüşlerini, fikirlerini, amaçlarını ve niye amaçla katıldıklarını daha güzel açıklamasını yapacağız. Bizim amacımız ufkumuzu genişlendirmek. Sanat üzerindeki kuaförlük, berberlik üzerinde daha değişik, yıl dışındaki fantaziler, kesimdir, renklendirmedir. Bugün biliyorsunuz erkeklerde bile kri renklendirme başladı. Bu nedir? Bunu hem aşmasını yapacaksın, ondan sonra kri renge döndüreceksin. Bu farklı bir modeldir, değişimdir. Bunun için de arkadaşlarımız artık yeniliğe daha çok açık olduğunu görüyorum. Çünkü bir müşteri kalitesini daha üstüne çıkarabilmek, hem oradaki çalışma limitini genişletmek, ağı genişletmek, para kazancını da değiştirmek için daha güzel farklı şeylerde kesimler ve modeller renklendirme yapıyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi bölge haberleriyle devam ediyoruz. Kırıkkale'den İpek Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İpekçi, şehitlerimize Mekke'de dualar okuyoruz dedi. İpekçi Turizm Hac Umre Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İpekçi, şehitlerimize Mekke'de dualar okuduk dedi. Medine'de, Ravza-i Mutahhara'da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı misafir olarak görüyoruz. Mekke-i Mükerreme'de kainatın sultanı Allah-u Teala'nı misafir olarak görüyoruz. Ona göre hizmet ediyoruz, ona göre çalışmalarımızı yapıyoruz.
Evet. Yani güzel bir çalışma oldu. Çok iyi geçti. Ümrecilerimiz hiç kimsenin yapmadığı havaannemizin kabri şerifini ziyaret ettiriyoruz. Güzeldi. 300 kişilik grubumuz. Şu anda Mekke'deler. Ziyaretlerini ve hepsini tamamlıyorlar. Dolu dolu ibadetlerini yapıyorlar. Hiçbir sıkıntımız olmadan Rabbim devamını getirdi. İnşallah. Oradaki heyecan ama bir başka değil mi Sayın Başkanım? Onları ya, öğrenmek... Şimdi şunu söyleyeyim. Ben geleli 2 gün oldum. 21 Mart iple çekiyorum. Tekrar. 21 Mart iple çekiyorum. Yarın gidecek olsam hadi gidiyoruz dese hemen oradayım. Evet. Çünkü anlatılmıyor. Yaşanması gerekiyor. Mesela Medine-i Münevvere'ye vardığınızda dünyanın hiçbir yerinde duyamayacağınız annenizin yanında dahi babanızın yanında duyamayacağınız bir huzur duyuyorsunuz. Rahatlık. Mekke-i Mükerreme'ye, Kabe'ye girdiğinizde kendinizi en büyük sır, kurşun geçirmez bir zırh gibi, üzerinizde zırh var gibi hissediyorsunuz. Niye? Kabe-i Mükerreme ne diyor? Güvenilir diyor. Kabe-i Mükerreme'de Allah-u Teala benim misafirlerim diyor. Benim korumam altında. Her tarafta Allah'ın koruması altında ama Kabe özel. Yani orada da diyorsunuz ki burada bana kimse bir şey yapamaz. En güçlü benim diyorsunuz. Buranın sahibiyim diyorsunuz. Ben Allah'ın misafiriyim diyorsunuz. Evet. Çünkü Kabe karşınızda. Düşünün ya. Allah-u Teala'nın beyti karşınızda. Varıp kucaklıyorsunuz. Ve bütün derdinizi anlatabiliyorsunuz. Annenize, babanıza, en yakınıza, evladınıza dahi söyleyemediğinizi orada Allah'la istişare ediyor. Allah'a anlatıyorsunuz. Bir dert ortağınız var. Ve hesapların görüldüğü bir yer. Ve büyük ulu bir Hakan'ın misafirisiniz. Bir kimsenin misafiri, Allah-u Teala'nın misafirisiniz Medine'de. Mekke'de. Medine-i Münevvere'de Resulullah'ın misafiri. Düşünün, yanına varıyorsunuz, ben geldim diyorsunuz. Aramızda sadece bir kapı var, duvar var. Ya Resulallah diyorsunuz. Bana şefaat et diyorsunuz. Ve dönüyorsunuz. Efendimiz ne diyor? Mihrabımla minberim arasındaki, yani orada bir yeşil halı var. Burada namaz kılan diyor. Döndüğünde size diyor, ben cennet bahçesinde namaz kıldım derse diyor, inanın diyor. Bu hadise mazhar oluyorsunuz. Bu hadisi yaşıyorsunuz. Yani cennette namaz kılıyorsunuz. Ve bir gece varıyorsunuz, Efendimizin kabri şerifinde yanına diz çöküyorsunuz, boynunuzu büküyorsunuz. Ne diyorsunuz? Ya Resulallah, ben senin kokunu duymak istiyorum. Ben buradayım, geldim diyorsunuz. İbrahim ümmetin geldiği yanındayım diyorsunuz ve diz çöküp gözyaşı döküyor. Ve inanın, sıdkı sadakatle kalple beyni bağladığınızda o kokuyu duyarsınız. Ama bir turistik ziyaret olarak düşünürseniz bu söylediklerim hiçbirini yaşayamazsınız. İbadet ağırlıklı. İbadet. Yani böyle düşünün, ilk insan, iki insandan biri annemiz, havaannemizin kabri şerifini ziyaret ediyorsunuz. Böyle büyük bir devlet var mı? Böyle büyük bir nimet var mı? Varıyorsunuz, annem ben geldim diyorsunuz. Ve yarın mahşerde eteğinden tutacaksınız. Annem ben sana gelmiştim diyeceksiniz. O da şöyle, evet evladım diyecek. Dua edeceksiniz. Size şefaat edecek. Böyle bir devlet var mı? Bu parayla pulla yapılabilecek bir şey mi? Evet. Onun için inşallah 21 Mart'ı iple çekiyoruz. Evet. 21 ve 22 Mart'ta bir törenle yine biz grubumuzu götüreceğiz. Biliyorsunuz biz gruplarımızda her zaman şunu söylüyoruz. Ne olur? En yakınınızı mezara koyduysanız dahi Türkiye'de, en yakınınız hasta yatıyorsa dahi lütfen bunları bir kenara bırakın. Devletimiz ve milletimiz için dua edin. Ordumuz için dua edin. Çünkü Kabe'de yapılacak olan bir dua geri dönmüyor. Onun için en büyük arzumuz, biz dua ordusu götürüyoruz. Ne diyor Fatih orduya? Siz kendinizi bir şeye sanmayın. Arkanızdaki şu dua ordusu olmayınca diyor. Kırıkkale Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Çetin, Türkiye'nin başı sağ olsun dedi.
Kırıkkale Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Çetin, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz," dedi. Çetin, "Bu hain girişim ve saldırı nefretle kınıyoruz," diye belirtti. "Ülkenin bölünmez bütünlüğüne karşı yapılan bu terör saldırıları asla amacına ulaşamayacaktır. Vatanımız ve bayrağımız savunması için canlarını feda eden aziz şehitlerimiz Türk milletinin ulusunun yüreğinde sonsuza dek yaşayacaktır," dedi. Başkanım, Kırıkkale Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak, efendim Sayın Başkanım, biliyorsunuz şehitlerimiz var. Türkiye'mizin başı sağ olsun. Neler diyeceğiz Sayın Başkanım? Acımız büyük. Evet, çok üzgünüz. Ülke olarak gerçekten çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Allah devletimize zeval vermesin diyorum. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün o şehitlerimiz biz yurtta, efendimiz, huzur varsa, barış varsa, rahat edebiliyorsak onların sayesinde. Onların acılarını yürekten, yüreğimizde hissediyoruz. Allah onların ailelerine, çocuklarına, annelere, babalarına sabırlar versin diyorum. Mekanları cennet olsun. Acımız büyük. Acımız büyük, gerçekten büyük. Ama elden bir şey gelmiyor. Bu ülke bizim. Bu ülke içinde her zaman hepimiz canımızı seve seve vermeye hazırız. Vatanımız, bayrağımız. Bayrağımız için. Eğer bu ülkede bayrağımız dalgalanıyor ise, ezanlar susmuyor ise, biz hür ve bağımsız olarak yaşıyor isek, bugün onlara borçluyuz. Ne yapsak az. Evet. Mehmetçiklerimiz var. Biz de varız Sayın Başkanım. Aynen öyle. Evet. Aynen. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Tarsus Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Erdoğan Yalçın esnafları uyardı. Tarsus Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Erdoğan Yalçın, esnafları basit usuldeki yeni beyan sistemiyle tekel ruhsatları konusunda uyardı. Son günlerde gelen şehit haberlerinden dolayı derin bir üzüntü yaşadıklarını kaydeden Başkan Erdoğan Yalçın, gündeme ilişkin değerlendirmesinde Afrin'de ve yurdun değişik noktalarında devam eden terör operasyonlarında şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum dedi. Şehit haberleri gerçekten bizleri derin üzüntüye sevk ediyor diye belirtti. Geçtiğimiz hafta Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nın başvurusunun olumlu karşılanmasının ardından Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Tarsus Humus'una coğrafi işaret tescil belgesi verme törenine katıldığını kaydeden Başkan Erdoğan Yalçın, "Bu etkinlikte humusumuza ve humusumuzun kalitesine patent aldık. Bu belgenin alınmasında emeği geçen Ticaret Sanayi Odası yöneticilerine teşekkürlerimi iletiyorum," dedi. "Ankara'da düzenlenen belge teslim töreninde Tarsus'umuzla gurur duydum. Kentimizin önünün açık olduğuna inanıyorum. Yeter ki bizleri bir yerlere lanse edebilecek, önümüzü açabilecek liderler olsun. Kendimizi çok hakir görür gibi olmayalım. Üst kuruluşlarımızdan, bizleri temsil eden milletvekillerimizden ve belediye başkanlarımızdan bu girişimleri bekliyoruz. Onlar bizim önümüzü açtığı sürece halk tabiriyle dolgu malzemesi olmaya hazırız. Konu Tarsus ise bu kentin zenginliklerini, değerlerini ortaya çıkarma adına temsil ettiğim Bakkallar ve Bayiler Odası ve ben her şeye hazırım," diye konuştu. Katıldık. Bu etkinlikte Tarsus'umuzun humusuna patent aldık. Kalitesine patent aldık. Tarsus'umuzun ismini üst seviyeye kadar yükseltmek için çaba sarf eden, başta Ticaret Odası Başkanımız olmak üzere bütün katkı verenlere ben burada teşekkür ediyorum. Bu patentle ilgili Ankara'ya gittiğimizde inan ben Tarsus'umuzdan gurur duydum ve bu gururu duyarken de Tarsus'umuzun önünün açık olduğuna inanıyorum. Yeter ki bizleri bir yerlere lanse edebilecek, önümüzü açabilecek liderlere ihtiyacımız var. Bunu kendimizi çok hakir görür gibi olmayalım. Bunları bizler de yapacak kadarız ama biz her zaman için bizim üst kuruluşlarımızdan, bizi temsil eden yukarıdaki milletvekillerimizden, belediye başkanlarımızdan bunu bekliyoruz. Onlar bizim önümüzü açtığı sürece biz onlara açık tabir, halk tabiri, dolgu malzemesi olmaya hazırız. Konu tarz ise biz her zaman her yerde varız. Orada inanın ki gurur duydum. Bir türlü birçok yörenin oradaki etkinliğe 5 kişiyle 6 kişiyle geldiğini görürken biz burada çok güzel organize olmuşuz. İyi bir katılımla, hele hele her partinin, parti ayırt etmeden gelen oradaki milletvekillerimize ben özellikle çok teşekkür ediyorum. Ev ve sahipliği pozisyonunu yaratan Sayın Baki Şimşek vekilime teşekkür ediyorum. Belediye başkanımız ona keza ev sahipliği yaptılar. Burada her zaman için biz birlik beraberliğimizi koruduğumuz sürece demek ki her yerde sesimizi gür sesle duyurabilecek kadar kapasiteye sahip bir toplumuz. Yani biz kendi değerlerimizi bir yerlere yansıtırken kendi varlığımızı ve gücümüzü de ispat etmek zorundayız. Onun için Tarsus için olan, Tarsus'un geleceği için, Tarsus'un tarihini öne çıkarmak, buranın ekonomisini canlandırmak adına yapılan bütün etkinliklerde
şahsım ve Tarsus Bakkalı Bayiler Esnaf Odası esnafım adına her yerde varız. Bu tip etkinliklerde her zaman için destek vermeye de varız. Tekrar humusla ilgili yapılan bu patent konusunda emeğe geçen bütün arkadaşlarımıza, başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bunun haricinde bizim odamızla ilgili Ocak, Şubat, Mart aylarında yoğun bir gün geçiriyoruz. Niye? Bizim bu 3 ay içerisinde terazi beyannamelerimizin beyanları var, teker ruhsatları harçlarımız var, basit usulle ilgili beyannameler var. Bunlarla ilgili yoğun bir şekilde odamızda çalışmalar yapıyoruz. 28 Şubat itibariyle son bulan terazi beyannameleri ne biz kendi esnafımızın beyanlarını topladık. Yetkili olan özel şirkete teslim ettik. Onlar da bu yılın sonuna kadar gelip iş yerlerimizde bu beyanları yapacaklar. Burada 130'a yakın esnafımız bize müracaat etti. Bu esnaflarımızın bize ulaşan bilgileri doğrultusunda hazırladığımız belgelerini biz gerekli birime teslim ettik. Bunun haricinde burada bu kadar mı esnaf var diye bir soru sorulursa mail usulüyle de yani işi hani bilgisayarı kullanmasını bilen kişiler de mail usulüyle de bu firmaya mail atarak kendi kayıtlarını yaptırdılar. Bunun haricindeki diğer meslek grupları da kendi odalarınca veya bireysel olarak bu işlemleri yaptırdılar. İnşallah onlar da gün içerisinde gelip terazilerimizi gerekli şeylerini yapacaklar. Şu an için basit usulle ilgili yeni bir defter beyan sistemine geçildi. Kanunlaştı. Kanunlaştığı için bütün yani burada bakkalları bayileri odasının basit usule tabi esnaflarına değil bütün basit usul mükelleflerine seslenmek istiyorum. Mutlaka dışarıda tutturuyorlarsa yani mali müşavirler tarafından takip ediliyorsa mali müşavirlerin bürolarını eğer esnaf odaları tarafından takip ediliyorsa esnaf odaları başkanlığındaki muhasebe birimlerine mutlaka gelerek burada bir sözleşme yapmaları gerekiyor. Kırıkkale'de şehitlerimiz için bir günlüğüne kafeler ve eğlence mekanları kepenk kapattı. Kırıkkale Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Yurdalan Eroğlu, Kırıkkale'de şehitlerimiz için bir günlüğüne eğlence ve kafeler kepenk kapattı. Eroğlu, duyarlı esnaflarımıza ben teşekkür ederim dedi. Esnaflarımız beni arayarak, başkanım biz şehitlerimiz için bir günlüğüne kepenk kapatacağız dediler. Beni duygulandırdılar. Bu duyarlı arkadaşlara Allah razı olsun diyorum dedi. Bir gün de olsa önemlidir diye kaydetti. İbrahim Bey, evet benim şu anda bütün Türkiye'de olduğu gibi, hatta Avrupa'da olduğu gibi ilimizde ilimizde büyük bir üzüntü yastayız. Bunu da bizim kafeteri eğlence yapan yerler buna duyarlı davranarak da biz de gördük. Biz de bir günlüğüne en azından bir yas ama bu örnek davranış ilan ediyoruz ve evet. Tükenlerimizi, iş yerlerimizi bir günlüğüne kapatıyoruz başkanım dediler. Bana haber verdi. Biz de bugün iş yerleri açılmıyor. Ben de bu vesileyle sizin aracınızda o esnaflarımıza teşekkür ediyoruz. Böyle duyarlı davrandıkları için şehit hepimizin şehidi, Türkiye'nin şehidi, acımız büyük. İnşallah bu şehidin bir daha olmaması temenni size diliyorum. Peki gittiğinizde nasıl karşıladı başkanım? Esnaflar gezdiniz, eğlence yerleri, kafeteryalar çok güzel karşıladı. Yani çok güzel şeydi. Saygı duyuyoruz da, teşekkür ederiz de. Hatta birisi kendisi bana teklif etti. Bu şekilde yapalım mı başkanım? Ben de çok iyi olur dedim. Öncülük yapmış olursunuz dedim. Öbürlerini de gezdik beraber. Evet. İsim vermek istemiyorum arkadaşlarımız. Evet. Sağ olsunlar. Hay hay dediler. Hep beraber bu işi kararlıyoruz. Biz de saygı duyuyoruz, kapatıyoruz dediler. Ben de memnun oldum. Hepsine de teşekkür ederim. İnşallah bir daha bu acıyı yaşatma, bu şey haberle olmasın, işlerimize kapanmasın. Ama bu duyarlı davranışında esnaflarımıza çok teşekkür ederim. Evet, şehitlerimize ne diyoruz? Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehitlerimize çok acı, inşallah bu acıyı bir daha ailelerine, çoluklarına yaşatmasın. Keder ailelerine çok üzüntülüyüm. Hani şehitlik son olsun inşallah. Bütün başsağlığı diliyorum. Türk milletinin başsağlığı olsun diyorum efendim. Evet. Sayın Başkanım bu duyarlılığına ben teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ben de size teşekkür ederim. Sağ olun. Görevimize başladık. İyi çalışmalar diyorum. Teşekkür ediyoruz. NİDE Mali Müşavirler Odası Başkanlığı tarafından gelir vergisi beyannamesi düzenleme semineri yapıldı.
NİDE Mali Müşavirler Odası tarafından NİDE Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gelir vergisi beyannamesi düzenleme seminerleri verildi. Mesela siz Demirbaş falan almasını istiyorsunuz. Evet. 15 gün gayet, evet, gayet normal. Biz i̇şte yani istisna da durumlar söz konusu olabiliyor mükellef açısından. Hani NİDE Mali Müşavirler Odası Başkanı Hikmet Bekil, seminerin açılış konuşmasında Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Sakıp Şeker'in, yeminli mali müşavirlik mesleği yüksek ahlak gerektiren bir meslektir sözlerine, sanki diğer mesleklerin ahlakını sorguluyormuş düşüncesiyle tepki gösterdi. Mücadele esas bu işin yükünü kaldıran biziz. Sen diyorsun ki bunu esasla, bunu tasdikle, bunu şey yap, biz de rahat edelim kardeşim. Mümkün mü ya bu da Türkiye'de? Mümkün mü yani? Siz inanmıyor musunuz? Yeminli Mali Müşavir Odası Başkanı'nın yapmış olduğu ve normal serbest muhasebeci mali müşavirlerin yanında diğer meslekleri de rencide edeceğim bir konuyla alakalı size paylaşmak istiyorum. Öncelikle bu meslekte olduğumdan dolayı, öncelikle sizlerle olduğumdan dolayı kendimle ve sizlere gurur duyuyorum. Gerçekten şerefli ve onurlu bir mesleği icra eden meslek mensuplarıyız. Yaklaşık 100 binin üzerinde meslek mensubunun %96'sı serbest muhasebeci mali müşavir iken çıkıp bir densizin bu kadar insanı rencide etmesini asla kabul edecek bir konu değil. Söylediği şu, şimdi hepinizin de takip ettiği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hafta başında sunulan bir kanun tasarısı var. Bu kanun tasarısına istinaden devreden KDV'lerin de mükellefleri iadesi söz konusu olacak. Bu iade ile alakalı da kanun gerekçesinde de belirtildiği üzere diyor ki iş yoğunluğu da dikkate alınarak serbest muhasebeci mali müşavirlere de iade ile ilgili rapor yazma yetkisinin Maliye Bakanlığı'na verileceği ile ilgili bir kanun tasarısı. Tabii bu kabul edilir edilmez. Teknik yolları tartışılır tartışılmaz. Ama Ankara Yeminli Mali Müşavirler Oda Başkanı'nın oda sitesinde yapmış olduğu açıklama cümle aynen şöyle başlıyor. Diyor ki yeminli mali müşavirlik mesleği ciddi uzmanlık ve aynı zamanda yüksek ahlak gerektiren bir meslektir diyor. Kusura bakmasın, Anadolu'da bir ifade vardır. Her insan kendinde olan zafiyetleriyle kendini över. Bizim hiçbirimizin ahlaktan şüphemiz yok. Hiçbirimizin ahlakla ilgili unsurlarımızdan şüphesi yok. Eğer bu arkadaşın ahlakla ilgili bir şüphesi varsa o kendisini sorgulaması gerektiğini düşünüyorum. O insan kendisinin isminin önünde ne olduğunun hiç önemi olmadan ister yeminli mali müşavir olsun, ister serbest muhasebeci mali müşavir olsun, isterse başka bir meslek olsun, önce ahlaklı olmaya davet ediyorum. Ben size gerçekten tekrar söylüyorum, sizlerle gurur duyuyorum. Sizler ahlaklı ve seviyesi gayet yüksek bir mesleği icra ediyorsunuz. Bundan dolayı da bu şahsı da bütün meslektaşlarımızdan özür dilemeye davet ediyorum. Toplantıya katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Ama mükellef bilgilendirmiyor. Kardeşim bu maliye, vergi dairesi, sicil servisi, yoklama memurları gelir, iş yerinizi hazır görmek ister. Zamanında mal alış faturanız olmazsa, iş yeri içerisi kurulu düzen olmazsa, bu arkadaşlar sizin ne mevzuat gereği, ne kanun gereği yoklamalarınızı yapmaz, yapamaz. Yılda bir kez yapmaya çalıştığımız bu beyanname işlemleri üzerinden birlikte geçeceğiz, birlikte hatırlayacağız diye kabul edelim. O yüzden hani birlikte bunu interaktif bir eğitim olursa da, paylaşım olursa da mutlu olurum. Şimdi daha önce gelir vergisi bize işe başlama getirdiğinizde yoklama yapmadan vergi girişini yapmıyorduk. Bundan sonra evrak getirdiğinizde vergi girişlerini yapacağız. 15 gün içinde yoklamayı sonuçlandıracağız. Yeni uygulamada ilk önce durum mesela aynı. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.